Onlarca çalışanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme için son viraja girildi. Aralık ayında tamamlanması beklenen düzenleme kapsamında işletmelerin kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için formüller de değerlendiriliyor. Bu kapsamda aynı iş yerinde emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatlarının işten ayrılırken ödenmesi için yasal düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yasa teklifinin Aralık ayının sonuna doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yıl bitmeden görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor. İlk etapta 1,5 milyonu aşkın çalışan emeklilik hayali kurarken, işverenlerse birikmiş kıdem tazminatlarının neden olacağı finansman ihtiyacını düşünüyor. Yaklaşık 100 bin işçinin verilerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre 49 yaş ve üzerindeki çalışanların ortalama kıdem tazminatı maliyeti 330 bin lira civarında. Buna göre 1000 kişilik bir işletmede ilk yıl 60 kişi emekli olursa kişi başı 330 bin liradan 19,8 milyon lira kıdem tazminatı ödenmesi gerekecek. Diğer yandan çalışırken kullanılmayan yıllık izinlere ait ücretlerin iş akdi sona erdiğinde ödenmesi gerekiyor. Bu da işletmelerin yükünün daha da artması anlamına gelecek. İşveren tarafı EYT'lilerin kıdem tazminatı için formül bulunması uyarısı yapıyor. EYT kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek kişiler için kıdem tazminatı ödemesinin, hak kaybı olmadan işçinin çalışmayı bırakacağı tarihe ötelenmesinin, yasal güvenceye bağlanması da taleplerden biri. Böylece işletmeler açısından kıdem tazminatı yükü zamana yayılırken işçinin de hak kaybı yaşaması önlenecek. Kıdem tazminatı ödemesinin taksitlendirilerek yapılması, işletmelere faizsiz veya düşük faizli kredi sağlanması ya da kredi garanti fonundan desteklenmesi de talepler arasında yer alıyor. Öneriye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da olumlu baktığı belirtiliyor.